Sertler Çay Time, beşi bir yerdeyi sunar. Tutma öyle gel, okumak ister.
dersen hey hey bil mi ne dürür. Hey hey bir gerçekten destim tuttal öyle gel. Olay mı divani hey hey gerçeğe ermek. Asfalt çebarının gülünü dermek. Dene lazım değil hey hey kusurum görmek. Sen kendi aynana hey hey bak da öyle gel. Dene lazım elin hey hey kusurum görmek. Hey hey sen kendi kaynana, hey hey bak da öyle gel. Ağzına gönlüne sağlık. Teşekkürler. Efendim bir hafta aradan sonra beşi bir yerde diyemiyorum. Üçü bir yerdeyle karşınızda olmanın haklı gururu yaşarken bizlerden sizlere kucak dolusu selamlar olsun. Şimdi merak ediyorlar neden beşi bir yerde değildi. Sevgili Hürda Üstadım'ın maalesef Büyükşehir'deki konserleri devam ettiği için bu hafta da aramızda yok. Taner'in de bugün özel bir işi var. Hayırlı bir iş inşallah, hayırlı sonuçlanacak. Onun için aramızda yok. Bu haftalık üçümüzle idare etmek zorundasınız. Ama size bol bol türküler söyleyeceğiz. Emin olun çok güzel repertuar yaptık. Erol'um hoş geldin. Hoş buldum. Tabii buruk bir program benim için. İnsan yol arkadaşlarından eksik olunca tabii boynu bükük kalıyor. Onlar burada mı? Kalbimizde şu anda ikisi de. Her zaman gönlümüzde yaşıyorlar. Ben tabii Taner'imin yokluğunu aratmamak için koltuğuna oturdum. Ayağını kaydırmış gibi oldu. Yani burada onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. O da seni çok seviyor. Onu biliyorum kesinlikle. Hepinizi seviyorum. Eyvallah. Yeriniz ayrı. İyi bir program olacak. Güzel eserler hazırladık. Ağzına gönlüne sağlık. Evet. Teşekkür ediyorum Fatih'im. Evet Sedat abi. Ya bugün... sizlerin de belirttiği gibi değerli üstadlarımız, abilerimiz aramızda yok ama onlar her zaman yanımızda. Yeter ki işleri her zaman yoğun olsun da bugün katılamasınlar, hiç önemli değil. Yeter ki işleri yoğun olsun. Biz her zaman birlikteyiz zaten onlarla. Güzel bir program diliyorum. Her program olduğu gibi, her salı olduğu gibi. Bugün de umarım izleyenlerimiz güzel bir türkü keyfi yaşayacak. Buna inanıyorum ve türküleri doyurmaya çalışacağız. Her program olduğu gibi diyelim. Ya vakalar aldı başını gidiyor. Maalesef öyle yani, bir söz. Şu anda bir ekran başında izleyicilerimiz bakın otururken bile aramızda 1,5 metreden fazla mesafe var. Elimizden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyoruz. Yan yana bile gelmiyoruz. İnanın reklam arasında bile 2'şer metre mesafede duruyoruz. Artık çünkü yani hastalığın nereden geleceği belli değil. Bilemiyorsunuz nereden geldiğini. Yani görünen bir şey olmadığı için her an her şeyden gelebilir diye mümkün olduğu kadar dikkatli olmaya çalışıyoruz. Reklamlarda da maskeyle dolaşıyoruz. Şu anda ekranda olduğumuz için maske takamıyoruz ama inanın reklamlarda da maskeyle dolaşıyoruz. Yoksa menajerimizle fırça yiyoruz. Aynen maske abi. Takın, mesafeyi korun evet, diye. Evet. Pelin Hanım rahat bırakmıyor. Buradan da selam olsun kendisine. Diyelim ben de bir eserle başlayayım. İnsan kısım yani. Yer damar yani. Damar diyelim bakalım. Ekranda beraber okursak memnun olurum. Kısım yar yar yer damar damar. İnsan kısım kısım yar yar yer damar damar. Kaşlarınla beli gözlerin kame. Gözlerin kame. İnce beli üstüne yar yar o oh.
dere canım, sar beni benim. İnce bel üstüne yar yar olayım kemer. Yakışır bellere canım, sar beni benim. Yare kul olayım. Ben isterim nazlı nazlı yare kul olayım. Deme bana yana yana, yana kül olayım, yana kül olayım. Sen bir bahçıvan ol canım, yakışır eline canım, der beni beni. Sen bir bahçıvan ol canım, ben de gül ola. Yakışır eline canım, der beni beni. Hüseyin'im ustasını bulayım. Kul Hüseyin'im usta bulayım. Deme bana yana yana, yana öleyim, yana öleyim. Pazarlarda yar yar sat beni beni. Güzelim kapına yar yar köle olayım. Götür pazarlarda yar yar sat beni beni. Yüreğine ellerinize sağlık, sağlık ağzına. Yüreğine sağlık abi. Erdicim senin de ellerine sağlık. Çok güzel bir türküdür ya. Ben de çok severiz. Vallahi harika da okudun abi, yüreğine sağlık. Ali Delice de ustamızdan almış bir eser. Evet. Zaman zaman okumaya çalışıyoruz. Sürçülisan ettiysek affola efendim. Erol'cum. Ağzınıza sağlık, çok güzeldi. Ya ama bugün biz şimdi bol bol Fatih'ten böyle taklitler bekliyoruz değil mi? Espriler bekliyoruz. Yok abi ya. Ya, mesela Beşiktaş galip gelseydi belki olurdu ama Beşiktaş maalesef berabere kalacak. Peki hadi bakalım. Erol'cum. Evet, ben de ilk albümden bir eserle başlamak istiyorum. Haydi bakalım. Thank you.
kandım, boş hayallerine kandım, gönül derdinden usandım, boş hayallerine kandım, ömür geçmiş anlamadım, ben yanmışım, ben yanmışım, heveslerime kanmışım. Yazık ömrüm, kara bahtım, ben yanmışım, ben yanmışım, meğer ise aldanmışım. Yazık ömrüm, kara bahtım, ben yanmışım, ben yanmışım, boş hayallere kanmışım. Şeyi boş hayallere, evet, kaptırmasın. Ömürün tadını çıkarmak kadar muhasebesini yapmak da bizlere düşer. Hani nefeslerimiz sayılı deriz, değil mi? İnsanoğlu çok büyük gaflet içerisinde. Kendi hakkı olunca hesabını sormayı biliyor fakat kendisi hesap vereceğini hiç aklına getirmiyor. Tabii bunlar benim kendime sözlerim yani. Ben yanmışım derken ben kendimi kastediyorum yani. O yüzden hani
Geçen hafta da bir kardeşlerimle konuşmuştum. Yeryüzünde düzelecek bir varlık varsa o da benim. O yüzden, evet. O yüzden insanoğlu diyoruz ya yani. Umarım insan olmayı başarırız yaşadığımız. Eyvallah diyoruz. İnşallah. Allah herkese insan olmayı nasip etsin. Evet, evet. Fatih'cim ne dedin? Önce bana. Valla üstadım yüreğine sağlık bu arada. Çok harikaydı. Teşekkür ederim. Bu benim ilk Anahtar isimli albümden sözümüzü Rıdayı Dana'ya tanıştım. İlkler unutulmuyor ama değil mi? Efendim? İlkler hiçbir zaman unutulmuyor. Kesinlikle yeri ayrı oluyor yani. Aynen öyle. Evet. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Şimdi ara sıra telefonlar geliyordu. Şimdi ya Yaman diyorlar. Ya programlarda tamam. Şimdi sahne programlarında ara sıra böyle farklı müzik türleri de performans olarak bizlere sunuyordun. Ama televizyon programında pek bunlara yer vermiyorsun dediler. Ya bunu her hafta alıyorduk ama dedim ki bugün o zaman ufak bir değişiklik yapalım dedim. Şu anda söylüyorum zaten. Erdi de bilmiyor şu anda ne çalacağımızı. Şu anda tabii hani sanatçılarımızın değerini yaşarken bilmek gerekiyor. Ve özellikle Türk müziğine büyük emekleri bulunan hem bestekar hem yorumcu hem virtüöz, enstrümanist Orhan Gencebay'dan şöyle iki tane farklı eser yapalım. Birbirine peşine bağlayalım. Tamam, oradan böyle da de bir farklılık olsun. Reklama kadar. Reklama ne kadar zamanımız var? 10 dakikamız var. Tamam, bağlarız o zaman. Gözümü yardan
sessiz bıraktın. Bu gurbet ellerinde sanki kara bulut seni saklıyor bende. Ne Gencebay sevenlere de armağan olsun. Hocamıza selamlar olsun. Ama Pelin oradan işaret ediyor. Benim kadar çalamıyor diyor. Aynen öyle. Yani biraz çalışsan Pelin kadar çalamıyor. Biraz çalışmamız lazım. Biraz Pelin'in daha çalışırsan, seviyesine gelebilmemiz için. Çalışırsan. Evet, biraz çalışacağız o ama. Yapacak bir şey. Yani aynen öyle. Her Pelin zaman kadar çalarsın. Eminim bilmeme kayıp ben de değil, öğrenmeme kadar kayıp derler ya abi. Bilmeme kayıp değil, öğrenmeme, kesinlikle, çalışmama kayıp. Kesinlikle. İnşallah. Hedefimiz de var inşallah. Bize yardımcı oluyor ama sağ olsun. Olmuyor yani o konuda. Ben mikrofon aldım ama Türkiye okumayacağım. Hiç beklemeyin boşa. Reklama gideceğiz. Bir dakikamız var. Biraz sohbet edelim. Hadi. Nasıl gidiyor?
İyi vallahi, senden nasıl gidiyor? İyilik, sağlık. Şimdi benim Almanya'da torun var. Evet. Ellerinizden öper. 6 yaşında kız torun. Maşallah, Allah telefon başlasın. Alıyor. Dedeciğim nasılsın diyor. İyiyim. Sen nasılsın? Ben deyim. Ne var ne yok? İyilik sağlık diyorum. Sende ne var ne yok? Bende de iyilik sağlık. Klasik, hiç değişmiyor. Fix yani. Konuşuyor. Birden bana dönünce ne şimdi o geldi aklıma yani. Birden bana dönünce ne vereyim abime? Diyeceğim sandım. Bir suçu kabahati yok. Hani konuşamıyoruz her hafta. Bu hafta dedik rahat rahat konuşalım. Herkes yani konuşsun. Dökün ne varsa yani. Estağfurullah. Reklama bir dakikamız var. Bir dakikamız var. Evet. Ne yapalım? Yani korona sürecindeki yani, yapmamız gerekenleri de evet, paylaşabiliriz. Yani neyle, korona ile ilgili neler söylersiniz? Vakalarla yani ilgili. Arttı. Evet, hani maalesef. Vakalar arttı. Ne yapmak lazım? Tanıdıklarımızdan da tabii vefat edenler var. Allah rahmet etsin. Bu süreçten güçlü çıkmak zorundayız. Tedbir almamız lazım tabii ki. Bu gerçek bütün dünyayı sarmış durumda. Ben de ciddiye alıyorum tabii yani. Zaten ciddiye almayacak gibi bir olay değil ki. Tabii yani, ki kesinlikle. Hani Fatih'e bakarak söyledim Fatih ama. Fatih bunu ciddiye aldıysa dünyada herkes ciddiye alıyordu. Ciddiye kesinlikle lazım. Ciddiye alıyordu. Ben teşekkür ediyorum. İsterseniz birer bardak çay içelim. İçelim çaydan ama. Çaydan sonra tekrar karşınızda olalım. Evet, evet. Efendim kısa bir reklam arası. Hı. Reklamlardan sonra o güzel türkülerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Süzer Çay Time'ın sunduğu Beşi Bir Yerde devam edecek. Evet kıymetli dostlarımız, şu anda Çay Time Genel Merkezi'nde Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İsa Başarslan'la beraberiz. Ve ben kendisine çok merak ederek sormak istiyorum. Bu çayın diğer çaylardan farkı, özelliği nedir? Aromasının yüksek olması. Onu da Türkiye'nin yüksek yörelerinden topluyoruz. Yani rakımı yüksek olan bölgelerden aroması güçlü olsun diye. Aynı zamanda hibisküsle bunu güçlendiriyoruz. İnsanların da sağlığını güçlendiriyoruz aynı zamanda. Bunu faydalı proje olarak inşallah devletimize de sunduk. Tanıtım amaçlı şu anda herkes bunu içsin, tanısın, bir an önce yayılalım diye bir demliği 1 lira yaptık. Şimdi tam ben de onu soracağım başkanım. Buraya gelirken biz kameraman arkadaşımla beraber sevgili Adem'le otobüslerin arkalarına billboardlarda kocaman ilanlar vermişsiniz. Gördük. Çok da dikkatimizi çekti. Bir demlik çay 1 TL diye, aslında gurur da duymadık desek yalan olur. Nedir bunu, bir demlik çay 1 TL'ye? 1 TL verdiği zaman vatandaş evinde kaç bardak çay içecek? Şimdi 1 TL'ye 1 lira çay aldığı zaman 15 bardak çay içecek. Ve lezzetli bir çay içecek. Ve tavşan kanı bir çay içecek. Siz şimdi hem vatandaşın cebini hem sağlığını düşündünüz. Biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi hibisküs dediniz, doğru mu? Bu kolesterolü dengeliyor. Dengeliyor, şekeri baskı altına alıyor, tansiyonu dengeliyor. Aynı zamanda kalp damar hastalıklarına iyi geliyor. Vallahi tebrik etmekten başka bir şey gelmiyor elimden. Bildiğim kadarıyla yurt içinde birçok yere açıldınız. Yurt dışı çalışmalarınız var mı? Var. Analizlerimizi çıkardık, devlete sunduk. Devletten uygunluk belgesini aldık. Yurt dışına, Avrupa Birliği ülkelerine. Bismillah dedik. İşte ilk malımızı şu anda basıyoruz. Gönderdiniz. Tabii tabii. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Efendim kazancınız çok, ömrünüz uzun olsun. Allah razı olsun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ve soruyorum. Sayın Başkanım, bu çayın diğer çaylardan farkı nedir? Özelliği nedir? Çünkü vatandaş soruyor bize. Lütfen biz bunları sizin ağzınızdan, en yetkili ağızdan duymak istiyoruz. Şimdi biz farklı bir çay üretmek için Türkiye'nin yüksek rakımlı bölgelerinden çay topladık. Ne oldu? Rakımı yüksek olunca aroması da yüksek oldu. Bunu hibisküsle destekledik. Hibisküsün özelliği de insanları şekerini baskı altına alıyor, kolesterolünü düzenliyor, tansiyonunu düzenliyor, kalp damarı hastalıklarına iyi geliyor. Bunu bilimsel olarak kanıtladık, devletimize de sunduk, satışımıza başladık. Şimdi başkanım, biraz önce dediniz ki hibisküs kattık içine. Bu hibisküsün sağlığa faydası nedir? Biraz önce söylediğim gibi kolesterolü düzenliyor, şekeri baskını altına alıyor, tansiyonu düzenliyor, kalp damarı hastalıklarına iyi geliyor. Yani mucizevi bir bitki. Şimdi biz sevgili Adem'le beraber çekime gelirken bir şey daha dikkatimizi çekti. Önümüzde tesadüfen bir otobüs durdu. Otobüsün arkasında kocaman bir yazı. Bir demlik çay 1 TL. Biraz daha gittik, billboardlarda gördük.
kocaman billboardlara reklam vermezsiniz. Bir demlik çay 1 TL. Bunun aslı asları nedir? Şimdi çay ürettik ama tanınmıyoruz. Tanınmak için billboardlara, otobüslere reklam verdik. Aynı zamanda burada kar amacı gütmeden bir demlik çayı biz dedik 1 liraya satalım, tanıtalım. 1 liraya sattığımız çaydan bir demlikten 15 bardak çay çıkıyor. Mükemmel bir lezzet, mükemmel bir aroma, mükemmel bir renk. Bunu satışa sunduk. Başkanım, bunu yurt içerisinde birçok kafelere, restoranlara, otellere, lokantalara verdiniz. Görüyoruz bunu gittiğimiz zaman. Peki yurt dışı ile ilgili herhangi bir çalışmanız var mı? Var. Şimdi Avrupa Birliği'ne bu malı gönderdik. Analizlerimizi yaptık. Uygunluk belgelerimizi aldık. Şu anda İngiltere'ye ilk malımızı gönderdik. Şu anda İngiltere'yi üretiyoruz. İnşallah sırada diğer Avrupa ülkelerinde inceleniyor, bakıyorlar, şey yapıyorlar. Hatta üniversitede birkaç tane profesörle karşı karşıya geldik. Yani tanıştık, onlara bu çayı tanıttık. Hemen aldılar, ülkelerine gönderdiler. İnşallah oralardan da talebe göre üretim yapacağız. O zaman biz de bir vatandaş olarak diyoruz ki hemen şöyle bardakları elimize alıyoruz ve diyoruz ki sizler için afiyetle içiyoruz, siz de için. Süzer Çay Time, rengiyle iddialı, tadıyla iddialı, fiyatıyla iddialı. Bir demlik çay 1 lira. Yanlış duymadınız. Bir demlik çay 1 lira. Siz hayal ettiniz, biz gerçekleştirdik. Cumhuriyet Mahallesi'nde Aile Sağlığı Merkezi'nin hemen yanı başında. Denize, üniversiteye yakın. Havaalanına 7 dakika mesafede. Huzurlu bir yaşam alanı. Güzelhan Park Evleri. Toplam 5000 metrekare alan üzerinde 8 blok 91 daireden oluşan projemiz 3+1 ve 1+1 havuza 0 daireler, geniş yeşil alanları, kamelyaları, çocuk oyun parkı, yarı olimpik yüzme havuzu ile sizlere sunulmaktadır. Güzelhan Park Evleri, GRP Gayrimenkul Güvencesi ile sizleri bekliyor. Bilgi için 0452 888 18 18. Karadeniz'in lider firması İşbilir Tarım Makineleri. Flaş çapa makineleri Ordu, Giresun, Trabzon bayilikleriyle 17 ve 22 beygir gücündeki flaş çapa makinelerini en uygun fiyatlara sizlere sunuyor. Kendi üretimimiz olan çapa römorku ve kabinleri her türlü yedek parça ve servis hizmetlerinde kolaylık. 100 litreden 400 litreye kadar ilaçlama makineleri, tırpan, süt sağma, dalı ötme, kesim motorları, Yamaha, Solax ve Hyundai jeneratörleri hepsi ve dahası İşbilir'de. Ziraat Bankası aracılığı ile 5 yıl vadeli satışlarımız devam etmektedir. 6 aydan 12 aya kadar kredi kartına taksit imkanları yine İşbilir Tarım makinelerinde. İşbilir, işini bilir. Dolunay Mahallesi, Sanayi Sitesi, 3. Blok, Fatsa, Ordu. Sadece bir paket gibi görünse de içinde koca bir dünyayı saklıyor. Hayatınıza anlam katan her şey için koli, kutu ve ambalaj taleplerinizi karşılıyor, ürünlerinize değer katarak lojistiğinizi kolaylaştırıyoruz. Alanında uzman kadromuzla gelişen dünya teknolojisine ayak uyduran yüksek kapasiteli tesisimizde önemle, özenle, sorumlulukla çalışıyor, tüm Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Hızlı ve ekonomik şartlarda ambalaja ihtiyaç duyacağınız her ürün için hizmetinizdeyiz. Özşahin Ambalaj. Kalite ve estetiğin mimarı.
Adalı Gayrimenkul. Cumhuriyet Mahallesi'nde yatırımlık yeni projesini sizlere sunuyor. Yine Adalı kalitesiyle 2 blok 48 daire, 1 artı 1 53 ve 56 metrekare, 2 artı 1 110 metrekare dubleksten oluşan yine %100 anahtar teslimi. Ücretsiz iç mimarlık hizmetiyle %80 sonrası ürün beğenme opsiyonu. Yerden ısıtma, led taban asmolen döküm, yedek su tankı, kapalı otoparkı, satış sonrası hizmet güvencesi, 12 ve 18 ay 0 faiz imkanı ile ödeme kolaylığı ve birçok Adalı standardı siz Adalı müşterileri için. Prestiji ön plana çıkaran bu projede yer almak için acele edin. Adalı Gayrimenkul, siz sadece hayal edin. Ordu'da hangi mahallede yaşayacağınıza siz karar verin. İnce detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesini şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere sunuyoruz. Selçuk İnşaat, Bucak Mahallesi'nde Şanlı Türk 8 projemizle, Nizamettin Mahallesi'nde Hanzade Konakları, Durugöl Mahallesi'nde Şehzade Konakları, Şahincili Mahallesi'nde Emirkent 2 ve Sultan Alparslan Sitesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde Penta Apartmanı ile Ordu'nun her mahallesinde sizlere güvenli, huzur dolu bir yuva sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyiyi isteyenlerin tercihi. Canlara safa, tenlere şifa, umutlara dua, ruhlara gıda, Ramazan geldi. Açıldı gök kapıları birden, arındı yeryüzü kirden. Dertlere derman geldi, Ramazan geldi. Oruç sıhhattir bize, kulluk rahattır bize. Dua kanattır bize, evler hayattır bize. 11 aya sultan geldi, Ramazan geldi. Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin feyzinden ve bereketinden istifade etmek için Ramazan ayı boyunca her gece TV 52 ekranlarında Sahur Bereketi programında Perşembe ilçe müftümüz Basri Bektaş hocamızın sohbetleriyle siz değerli seyircilerimizin gönül hanelerine misafir olmak için huzurlarınızda olacağız. Hemşerilerim, salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanının normalleşmesi için tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız. Tuncay Sonel, Ordu Valisi. Süzer Çay Time'ın sunduğu Beşi Bir Yerde devam ediyor. Söylenecek bu türküde yanıyorum ben, yanma da güzelim.
yönden bir güzelim yoluna da verende oldu ölüyorum ben. Yanmada güzelim yanıyorum ben de mendilde salla geliyorum ben. Bir güzelim yoluna da verende oldu ölüyorum ben. Aşma durandan aşma, ben seni tanıyorum. Her durandan aşanı ben seni sanıyorum da yanıyorum ben. Güzellikte meşhursun, azıcık boyun kısa, sen adamı öldürürsün de yanıyorum ben. Yanmada güzelim yanıyorum ben de mendilde sal. Teşekkürler. bu arada bizi Çiftlik Sarıca eski dernek başkanlarından sevgili İsmail Koçyiğit abimiz seyrediyor. Selamları var size. Sevgili abi, Ertuğrul selam. Koçyiğit. Bizlerden de selam olsun. Sevgili Ertuğrul Koçyiğit oğlu askerdeymiş. Hemen ona da bir asker türküsü gönderelim. Tamam, taş değdirmiş. Peşine de sevgili Erol'uma bırakalım. Evet, peki abi. Eledim. Ölük eledim diyelim. Haydi bakalım. Bütün Mehmetçiklerimize gelsin. Sevgili Ertuğrul Koçyiğit'e gelsin. Beşikte canım bebek
bekledim. Aynalı beşikte canın bebek bekledim. Büyüttüm, besledim, asker eyledim. Gitti de gelmedi. Gelip bastım bu toprak, bir devrim battığı yerdir. Elde kulak ver, bu sessizliğin bir vatan harbinin attığı yerdir. Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda gördüm bu tümsek Anadolu'nda, istiklal uğrunda şan veren Mehmet'in yaptığı yerdir. Bütün Mehmetçiklerimize hayırlı tezkereler diliyorum. Kurban olduğum Allah onları sağ salim bir şekilde sevdiklerine kavuşmayı nasip etsin. Ayaklarına taş değdirmesin. Amin, polis amin, amin. Onlar bizim baş tacılarımız. Guru kaynaklarımız, sevgili Ertuğrul Koçin'e bir kez daha hayırlı tezkereler dilerim. Sevgili Osman Uzuner abi, selamlar varsa hayırlı akşamlar diliyor. Çatalpınar'dan sevgili Cemal Genççi abimiz de buradan kucak dolusu selamlar olsun Çatalpınar'a ve bizim çok kıymetli destekçimiz. Evet. Mollaoğlu, şairimiz, sevgili Erol'um. Evet, selam olsun sevgili Mollaoğlu'na buradan kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili Uğur Baş'a kucak dolusu selam olsun. Her zaman kim desteklerimizden esirgemiyor diyelim. Sözü sana bırakalım. Evet, güzel yöresel bir açışla devam ettiniz. Ben de kaideyi bozmayayım. Mithat Baş'tan alınan bir ordu hikayesi olan bir ordu türküsü okumak istiyorum. Buradan da Mithat hocamızın ellerinden öpüyoruz. Selamlarımızı gönderelim hocamıza. Mesudiye Beyaz Zile Köyü. Evet. Mithat Baş hocamızın, kendisi araştırmacı ve yazar aynı zamanda. Kesinlikle. Ve Umutlar Tükenince isimli bir romanı var. Çok evet, tavsiye ederim. Okudum ben. Hararetle okuduk. Burada geçen Bilal'in ağıtı. Evet.
eri çok tepesine yaman taşlı. Bavliyi vurmaz olaydı.
Ağzına harika. Ben bunu daha önce senden dinlemiştim. Evet. Bestesi sana ait, sözleri de biraz önceki değerli evet. üstadımıza ait. Bunları tabii şöyle Zeki Salman beyefendi bestelemiş. Hürda abi de bestelemiş bunu. Evet. Benim haberim yoktu onlardan. Ben Kulaktan Gönül'le Ordu isimli bir projem vardı. Kültür Bakanlığı'na verdiğim. Bu proje kapsamında Mithat Paşa hocamı ziyarete gittim. Evet. Var mı böyle bir dakika konuşabilir miyim? Tabii. Dedim Mithat amca ben Ordu Mesudiye'nin Sülümü Köyü'nden eski ismini söyledim hava hava olsun diye. Yağmurlar Köyü. Erol Aydoğan dedim. Böyle bir çalışmam var. Kulaktan Gönül'e Ordu. Ordulu 7 tane şairimizin Erol Aydoğan tarafından bestelenmiş 18 tane eserini kapsayan. Bir çalışma. Benim yörede derlediğim hikayesi olan türküleri de koydum. Bir şey halk edebiyatı çalışması. Ama böyle ben olmasın biz olsun diye Ordu'dan akademisyenlerimizden de 19 ilçesinden akademisyenlerimizden de makaleler rica ettim bu kitabın içerisinde. Böyle 400 sayfalık bir kitap oluştu bu. Mithat amcayı da bu anlamda ziyarete gittiğimde sazımı da aldım. Bu da Neşet Baba hayranı. Oradan Neşet Baba'dan okuduk, söyledik, ikramlarda bulundu. Ondan sonra dedi ki, oğul dedi ya, kimin adını saydıysam hemen telefon açıp böyle konuştular böyle, sohbet ettiler. Böyle bir romanım var dedi benim. Bu yaşanmış bir evet, hikaye değil mi? Kendince, evet. İsimli romanın şeyde geçiyor, yanılmıyorsa Zile Köyü'nde mi geçiyor? Evet. Zile Beyaz Köyü'nde. O zaman ortak yaşam alanlarının olduğu bir zamanda efendim Bilal tabii bıçkın bir delikanlı genç çocuk böyle kabına sığınmayan vatansever ama vatansever bir genç efendim romanı okusunlar diye de anlatmak istemiyorum hani hikayesi olan bir türkü ama tavsiye bu. Ederim romanı kesinlikle evet, çok okusunlar güzel. Bu da annesinin Bilal'e yazmış olduğu o arat evet. Çok güzel. Oldu. Çok eziyetler çekmiş. Bir de sen çalışır mısın diye vazife verdi bana yoksa hani. O kadar güzel çalışmışsın ki. O kadar güzel melodi ve sözleriyle birlikte. Ve o kadar güzel yorumladın ki üstad. Yani şu anda ordumuzun ordumuzun en kallavi yaşanılan türkülerin başyapıtlarından biri olacak bu eser. Oldu. İnşallah. Tabii özür dilerim. Şimdi hani üretmediğimiz zaman o yörenin makamsal yapısı bir taraflara kayıyor hani. Halbuki orası geniş bir Mezopotamya yani. Tabii. Tokat'ından, Ordusu'ndan hani Alın'da, Gümüşhanesi'ne kadar ortak bir havuz orası. Biz de ondan besleniyoruz. Geçiş bölgesinin olmanın avantajını kullanıyoruz. Tam yöre olmuş. Evet. Efül havaları diyebileceğimiz havalara çok yakın olmuş. Çok da güzel olmuş. Ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık. Bu da benim bir eser. Umarım hizmeti olur. İnşallah. Olur inşallah. Hani at ölür nalı kalır, yiğit ölür namı kalır derler ya. Emin olun bu yaptığınız eserler bugün olmasa bile yarın bizler ebeden intikal ettiğimizde geriden gelenler de diyecek ya şöyle bir adamlar vardı. Şu besteleri de bırakmışlar diye. Hani biz nasıl ustalarımızı yad ediyorsak. Tabii. Üstadım çok özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi hani bizim sorumluluğumuz çok yüksek. Evet. Hani ben şahsım olarak hani sizler de öylesinizdir biliyorum. Kimse için arayıp da bir konser isteyecek ya burada insanlar değiliz. Ama şimdi şu eserler mesela burada okuyoruz. Gönül ister ki bunu böyle bir stüdyo sound'unda o yörenin efendim sazlarını kullanaraktan o makamsal yapıya sadık kalaraktan hatta o köyde. Evet. Yani klibini çekerek. Değil mi? Yani nerelere güzel. Paralar harcanıyor? Evet. Ama kısmet tabii bu. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Bilal'i canlandırarak da çok güzel. İşte onu diyorum. Bilal'i canlandırarak yapılır. Yani bir kısa bir film gibi yani. Evet yani Bilal'i canlandırarak klipte çok güzel de bir eser olur. Evet. Tabii. O Zile Yaylan'ın oralarda çok güzel. Burada tabii türkülerin içerisinde gel aman böyle eklemeler olur. Ek sözcükler diyoruz biz bunlara. Evet. Şiirin orijinalinde yok bunlar. Yani. Ama ben çocukluğumdan benim kulağımda kalmış. İşte anneannem ağlarken yavrum değil mi tabii. Böyle oğlum. Bu makamsal yapı hani şeye dolmuş tezat diyoruz ya evet. Üstad sen daha iyi bilirsin. Estağfurullah.
Bunlar kulağımda kalmış, ben de oraya ekledim. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Yani gönlüne şey, yüreğine sağlık. Yüreğine sağlık. Umarım beğenmişsiniz. Zile demişken sevgili Kubilay Duman'ı da evet. Anmadan geçmeyelim. Sevgili kardeşimize kucak dolusu Bursa, selamlar olsun. Bursa'da değil mi abi yine? Selam olsun. Bursa'da selam her ne olsun. Kadar burada olmasa bile biliyoruz ki bizim kalbimizde, gönlümüzde yüre. Ve şu anda eminim ekranda izliyor. Selam İzliyor olsun. Hepimizi. Buradan Deniz abiye, Deniz abiye de, Deniz Özmen abime de buradan selamlar evet, olsun. Evet, Deniz abiye de selam olsun. Abi. Geçenlerde görüştük kendisiyle. Hatta bir haftada sanırım bayramdan sonraki hafta Allah rahmet eylesin şehidimize eserler okuyalım. Hatta belki o hafta şehitler özel de yapabiliriz bir hafta olsun. Özel program. Kesinlikle yapalım. Orada da şehidimizi yad edelim. Buradan da selamlarımızı iletelim. Ne dinleyeceğiz? Evet. Güzel bir Azeri türküsü söyleyelim. Peşine de gerçi bundan önceki programlarda okumuştuk ama şu anda kamera arkasında emek veren birbirinden değerli dostlarım Esin ablamız ve Müjdat Bey de Kerkük türküsü istediler. Şimdi hani vakit varken biraz da emekler insanlardan bahsetmek lazım değil mi? Sevgili kesinlikle. Esin rejide koskocaman bir dev Hacı abi Bıdık abla. Tek başına 3 kişilik iş görüyor. Biz 3 kişi diyoruz öyle. Ona. Gerçekten. Siz diyor şefimiz sevgili Müjdat Arslan evet. Bu işin gerçekten profesörlerinden yani ordunun yetiştirdiği ender televizyonculardan kesinlikle. Bir tanesi sağ olsun. Yüreği normalde, de güzel, kendisi güzel yapmış olduğu işi birçok ulusal kanallar, ulusal sanatçılara yaptığı konserlerle binden sevgili Müjdat Arslan. Onların isteği bizim için baş tacı. Senin onlara da armağan sağlık. Edelim o zaman. Büyük bir keyifle dinleyelim biz de. İyi pekala. Sefat mı var yayında? Sefat'a da gitsin. Sefat kardeşime. Ordu'ya. Evet. Ordu'ya da armağan evet. Olsun. Sefat Bey'e de armağan olsun o zaman. Hayır. Hicaz makamından Kürdü'ye bağlayacağız ama olsun. Sevgilim o
aklıma düştün. Lan sen de sevgilin yadıma düştün. Sen de sen sevgilim aklıma düştün. Lan sen de sevgilin yadıma düştün. Seneler
bize seneler. Elbet bir gün güler bize de seneler, bize de seneler, bize de seneler, bize de seneler. Eyvallah, teşekkür ederim. Ağzına gönlüne yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Bugün çok coşkulusun. Abi hep beraber ya. Ya sonra, sizlerden almış olduğumuz feyiz de öyle. Her hafta olduğu gibi. Bak, ama şimdi bazen şey demesin. Şöyle var işte. Böyle hani şimdi Azeri türkülerini ben ayrı bir seviyorum. Kerkük kesinlikle türkülerini ayrı seviyorum. Bu biraz da böyle içinde vatanseverlik barındıran aynen çok güzel öyle eserler. E tabii şimdi öyle olunca da biz de o türküleri tabii yaşayarak ve coşkuyla okumaya çalışıyoruz. Ama önemli olan karşı tarafa, ekran başındaki izleyenlerimize bunları geçirebildiysek bu çok önemli. O yüzden iyi ki varlar. Her program olduğu gibi bugün de bizleri yalnız bırakmadıkları için bu vesileyle de onlara da ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sen de iyi ki varsın. Erdeciğim, senin de ellerine sağlık. Sağ olasın. Şimdi kıymetli dostlarımız, geçen hafta da ben bahsettim. Ulusal bir kanalda hala orduyla ilgili ne kadar olumsuz bir şey varsa her sabah ve öğlenden sonra programlarda hala var. Bugün hala var. Ve buradan ben bir ordulu olarak bundan hicap duyuyorum. Ordunun ismini lütfen ama lütfen bu tür şeylerle kirletmeyin. Evet. Hiçbirinizin hakkı yok. Aslında şahsi anlamda söyleyebilirler ama bunun hakkı memleketi yok buna. Evet, yani biz orduyu Boztepe'siyle, fındığıyla, kivisiyle, insanların güzelliğiyle anmak istiyoruz. Biz orduyu sevgili Miraç kardeşime, Mirza kardeşime, Sefat kardeşim verebilirsen ekrana. Sevgili Mirza kardeşime yapılacak yardımlarla anmak istiyoruz. Evet. Buradan sevgili Akın Çiçek'e, yönetim kurulu başkanımız Sayın İsa Akçay Beyefendi ve Volkan kardeşimize gelen müdürümüz Fatih Bey'e de selamlar olsun. İnanılmaz derecede sağlığa o kadar çok önem veriyorlar ki ufak çocuklara böyle hiçbir maddiyat gözetmeksizin kanallarından, haber programlarından, özel programlardan refakat şey yapıyorlar. Evet. Yani özveriyi gösteriyorlar. Ellerinden gelen desteği veriyorlar. Ben ordulu olmaktan, bu kanalın bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Ekrana veriyorsak buradan ekranına bizleri izleyen bütün gönül dostlarımıza, dünyanın neresinden izliyorsanız lütfen ama lütfen mübarek Ramazan ayında vereceğiniz fitrelerin, zekatların bir bölümünü ekranda görmüş olduğunuz IBAN numaralarını atarsanız gerçekten çok büyük sevaba girersiniz. Ne olursunuz, daha önce bir yavruyu kurtardık kanalımızın önderliğinde. Burada sevgili Akın Çiçek'e özel bir sayfa açmak istiyorum. Elinde mikrofon, ordunun sokaklarında akşama kadar bizde bebek için yardım toplamaya çalışıyor. Gerçekten özverisinden dolayı onu tebrik ediyorum. Helal. Onunla aynı kanalda çalışmaktan da gurur duyuyorum ve kanalımdaki herkesten gurur duyuyorum. Ordulu olmaktan farklı bir gurur duyuyorum zaten. Ben istiyorum ki ordu böyle güzellikten alınsın. Bir kez daha Mirza kardeşimizi lütfen unutmayın. Özellikle istirham ediyorum sizlerden. O vereceğiniz fitrelerin, zekatların bir bölümünü, en azından bir bölümünü bu yavrumuza atarsanız belki bir can olursunuz, belki bir umut olursunuz. Ömrü boyu sizinle gelir o, emin olun. Buradan da sevgili kardeşimize, yavrumuza kucak dolusu selamlar olsun. Ailesine de selam olsun. Tanımıyorum ailesini ama hiç önemli değil. O bebek bizim bebeğimiz, kardeşimiz, bizim yavrumuz. Can bizim canımız. Ümit ediyorum ki diğer yavrumuz gibi bu kardeşimizi de kurtaracağız. Ama buradan da Sağlık Bakanlığımıza, devletimizin yetkililerine istirham edelim, rica edelim. Ne olursunuz bu hastalığı artık ödenecek şeyler kapsamını alalım. Çok fazla hastamız yok bunlarda ama çok bekleyen de çocuklarımız var, çaresiz insanlar var. Kurban olduğum Allah kimseye dert verip derman aratmasın diyelim. Haydi bakalım hareketlenelim. Ne yapalım? Su sızıyor, sızıyor diyelim. Biraz oynayalım. Bu arada tek başına dev orkestra olan Erdi dostum. Erdi zaten, Erdi olmazsa olmaz. Teşekkür ediyoruz, harika. O bizim her şeyimiz. Haydi bakalım. Taşların arasında el bir yol öpeyim,
sözüne de nailem. Oğlan enişte bana demiş yalan aslanım. Yalan yalan güzelim, yalan. Arjuman'dan alınan Muzaffer Sarısöz'ün derlemesi, evet, bir Ankara türküsüydü. Anamın kızı zamanında türkülerinde. Evet. Yani genelde kına gecelerinde okurlardı. Ama bizimkiler ne diye okuyor abi? Susuzuyor değil de ısızıyor, sızıyor. Öyle öyle. Aynen. Bildiğimiz gibi okuyalım. Erol'um, reklama kadar hemen senden de eserine alalım. Sizin de söylemek istediğiniz bir şey varsa. İyi, bükelideyiz bugün. Mirza Bebek'le ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yani şimdi bazı şeyleri çok da konuşunca hani şey kaybedebiliyor. Peki. Sen çok güzel anlattın. Umarım şifa bulur. İnşallah buradan kardeşlerimize dedik ya, sevgili Sefat'ım çok güzel olmuş, öpüyorum seni, ellerine sağlık. Bana yapmış, ekran bir tarafa da beni koymuş, çok teşekkür ederim. Umarım bu kardeşimize çare olur insanlarımız. Ben eminim, ordunun insanına güveniyorum ben. Kaç dakikamız var? Bir tane mi okuyoruz? Bağlantılı mı oluyor? Nasıl oluyor? Valla 6 dakikamız var. Bir eser okuruz. Bir eser. Evet. Peki. Tamam. Üçlümüz. Hangimiz olmuş, kim nerede nasıl, kiminle olmuş? Ben düzelirsem herkes düzelir. Eksiklik bende, kime ne olmuş? Ben düzelirsem her şey düzelir. Eksiklik bende, kime ne olmuş?
hayatıma yön vereceğim. Kimseyi yersiz yermeyeceğim. Bütün hatalarımdan ders çıkarıp eksiklik bendedir diyeceğim. Bütün hatalarımdan ders çıkarıp eksiklik bendedir diyeceğim. Tabularımdan hicret ederek eksiklik bende söylüyorum ben. Tabularımdan hicret ederek eksiklik bende söylüyorum ben. Artık hayatıma yön vereceğim. Kimseyi yersiz yermeyeceğim. Bütün hatalarımdan ders çıkarıp eksiklik bendedir diyeceğim. Bütün hatalarımdan ders çıkarıp eksiklik bendedir diyeceğim. Sanına, keyfince kurul aşk otağına. Eksiğim dedin bak oldun işte. Gönlünce dolaş aşk meydanında. Eksiğim dedin bak oldun işte. Gönlünce dolaş aşk meydanında. Artık hayatıma yön vereceğim. Kimseyi yersiz yermeyeceğim. Bütün hatalarımdan ders çıkarıp eksiklik bendedir diyeceğim. Bütün hatalarımdan ders çıkarıp eksiklik bendedir diyeceğim. Ne sağlık. Erol Aydoğan. Evet, sözü ve müziği bu fakire ait bir çalışma. Çok Ramazan'da uyar diye düşündük. Çok fakir, Allah yardımcısı olsun bu fakire. Evet. Gönlüne yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi reklama gideceğiz ama yani aileler vardır, aileler böyle hani bir çimento gibidir. Benim de bugün çok kıymetli yeğenim var. Kardeşimin kızı Ankara'da. Karadeniz Teknik Üniversitesi İngilizce Matematik Öğretmenliği mezunu kardeşim. Maşallah. Yavrumuz. Bugün doğum günü. Sevgili Gülcan'ım, seni anından öpüyorum. Nice nice yıllara sağlıklı saatli diyorum. Ailene de öpüyorum. Savaş'a, Songül'e, Ertuğrul Paşa'ma hepinize selamlar olsun. Sevgili Fatih'e ve Erdi'ye tekrar teşekkür ederim. Yani çok güzel aranje ettiler. Estağfurullah. Prova bile yapmadık ya. Oldu. Evet, çok güzel oldu. O zaman birer şey hak ettik mi? Ettik. Ettik abi. Sen söyle. Kısa bir ara değerli dostlar. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Müzik.
Süzer Çaytay'ın sunduğu Beşi Bir Yerde devam edecek. Evet kıymetli dostlarımız, şu anda Çaytay'ın genel merkezinde yönetim kurulu başkanımız Sayın İsa Başarslan'la beraberiz. Ve ben kendisine çok merak ederek sormak istiyorum. Bu çayın diğer çaylardan farkı, özelliği nedir? Aromasının yüksek olması. Onu da Türkiye'nin yüksek yörelerinden topluyoruz. Yani rakımı yüksek olan bölgelerden aroması güçlü olsun diye. Aynı zamanda hibisküsle bunu güçlendiriyoruz. İnsanların da sağlığını güçlendiriyoruz aynı zamanda. Bunu faydalı proje olarak inşallah devletimize de sunduk. Tanıtım amaçlı şu anda herkes bunu içsin, tanısın, bir an önce yayılalım diye bir demliği 1 lira yaptık. Şimdi tam ben de onu soracağım başkanım. Buraya gelirken biz kameraman arkadaşımla beraber sevgili Adem'le otobüslerin arkalarına billboardlarda kocaman ilanlar vermişsiniz, gördük. Çok da dikkatimizi çekti. Bir demlik çay 1 TL diye, aslında gurur da duymadık desek yalan olur. Nedir bunu, bir demlik çay 1 TL'ye? 1 TL verdiği zaman vatandaş evinde kaç bardak çay içecek? Şimdi 1 TL'ye 1 lira çay aldığı zaman 15 bardak çay içecek. Ve lezzetli bir çay içecek. Ve tavşan kanı bir çay içecek. Siz şimdi hem vatandaşın cebini hem sağlığını düşündünüz. Biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi hibisküs dediniz, doğru mu? Bu kolesterolü dengeliyor. Dengeliyor, şekeri baskı altına alıyor, tansiyonu dengeliyor. Aynı zamanda kalp damar hastalıklarına iyi geliyor. Vallahi tebrik etmekten başka bir şey gelmiyor elimden. Bildiğim kadarıyla yurt içinde birçok yere açıldınız. Yurt dışı çalışmalarınız var mı? Var. Analizlerimizi çıkardık, devlete sunduk. Devletten uygunluk belgesini aldık. Yurt dışına, Avrupa Birliği ülkelerine. Bismillah dedik, işte ilk malımızı şu anda basıyoruz. Gönderdiniz. Tabii tabii. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Efendim kazancınız çok, ömrünüz uzun olsun. Allah razı olsun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ve soruyorum. Sayın Başkanım, bu çayın diğer çaylardan farkı nedir? Özelliği nedir? Çünkü vatandaş soruyor bize. Lütfen biz bunları sizin ağzınızdan, en yetkili ağızdan duymak istiyoruz. Şimdi biz farklı bir çay üretmek için Türkiye'nin yüksek rakımlı bölgelerinden çay topladık. Ne oldu? Rakımı yüksek olunca aroması da yüksek oldu. Bunu hibisküsle destekledik. Hibisküsün özelliği de insanların şekerini baskı altına alıyor, kolesterolünü düzenliyor, tansiyonunu düzenliyor, kalp damarı hastalıklarına iyi geliyor. Bunu bilimsel olarak kanıtladık. Devletimize de sunduk. Satışımıza başladık. Şimdi başkanım, biraz önce dediniz ki hibisküs kattık içine. Bu hibisküsün sağlığa faydası nedir? Biraz önce söylediğim gibi kolesterol düzenliyor, şekeri baskını altına alıyor, tansiyonu düzenliyor, kalp damarı hastalıklarına iyi geliyor. Yani mucizevi bir bitki. Şimdi biz sevgili Adem'le beraber çekime gelirken bir şey daha dikkatimizi çekti. Önümüze tesadüfen bir otobüs durdu. Otobüsün arkasında kocaman bir yazı. Bir demlik çay 1 TL. Biraz daha gittik, billboardlarda gördük. Kocaman billboardlara reklam vermesiniz. Bir demlik çay 1 TL. Bunun aslı nedir? Şimdi çay ürettik ama tanınmıyoruz. Tanınmak için billboardlara, otobüslere reklam verdik. Aynı zamanda burada kar amacı gütmeden bir demlik çayı biz dedik 1 liraya satalım, tanıtalım. 1 liraya sattığımız çaydan bir demlikten 15 bardak çay çıkıyor. Mükemmel bir lezzet, mükemmel bir aroma, mükemmel bir renk. Bunu satışa sunduk. Başkanım, bunu yurt içerisinde birçok kafelere, restoranlara, otellere, lokantalara verdiniz. Görüyoruz bunu gittiğimiz zaman. Peki yurt dışı ile ilgili herhangi bir çalışmanız var mı? Var. Şimdi Avrupa Birliği'ne bu malı gönderdik. Analizlerimizi yaptık. Uygunluk belgelerimizi aldık. Şu anda İngiltere'ye ilk malımızı gönderdik. Şu anda İngiltere'yi üretiyoruz. İnşallah sırada diğer Avrupa ülkelerinde inceleniyor, bakıyorlar, şey yapıyorlar. Hatta üniversitede birkaç tane profesörle karşı karşıya geldik. Yani tanıştık, onlara bu çayı tanıttık. Hemen aldılar, ülkelerine gönderdiler. İnşallah oralardan da talebe göre üretim yapacağız. O zaman biz de bir vatandaş olarak diyoruz ki hemen şöyle bardakları elimize alıyoruz ve diyoruz ki sizler için afiyetle içiyoruz, siz de için. Süzer Çay Time, rengiyle iddialı, tadıyla iddialı, fiyatıyla iddialı. Bir demlik çay 1 lira. Yanlış duymadınız. Bir demlik çay 1 lira.
Beyoğlu her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da da birbirinden lezzetli, bol fıstıklı, bol fındıklı, bol cevizli baklavaları, sıcak tatlıları, su böreği, İzmir lokması, Osmanlı tulumbası, kaymaklı ekmek kadayıfı ve kadayıf çeşitleriyle Fatsa'da, Ordu'da ve Sinop'ta sofralarınıza tat olmaya devam ediyor. Çıktığımız bu tatlı yolculukta hep yanımızda olan sizlere sevgiyle, emekle, güvenle hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşadığımız şu sıkıntılı günleri hep birlikte aşacağız. Beraber daha nice Ramazanlara. Ballıoğlu, hep sizinle. Eyvah! Su! Ya hanım, ben evden çıkarken sulara kapamayı unuttum. Akıllı evin olunca bütün sorunlar ortadan kalkıyor. Akıllı telefonumda, akıllı evimde olan biten her şeyi kontrol edebiliyorum. Boşuna dememişler. Ev alma, akıllı ev al. Akıllı ev teknolojisine sahip projeleriyle yaşam keyfinizi ikiye katlıyoruz. Modern mimarinin en seçkin yaşam alanlarını Fatsa'nın çok özel lokasyonlarında sizler için inşa ediyoruz. Pelit İnşaat. Telefon 0452 424 02 34. Tam güvenlikli toplam 7000 metrekare alan üzerinde her biri 22 metrekareden oluşan satış ofisleriyle 10 araçlık ototeşhir alanıyla tüm galericilerin hizmetinde. Ordu Giresun ikinci el otopazarında siz de yerinizi almak için acele edin. Cumhuriyet Mahallesi Ordu Giresun yolu üzerinde 0530 227 1384. Yaşamak isterdiniz? Güzelyalı'da mı? Karşıyaka'da mı? Nerede yaşarsanız yaşayın, kaliteden ve konfordan vazgeçmeyin. Günhan Yapı Güzelyalı'da. Yüzme havuzu, kapalı otoparkı ve sosyal alanlarıyla deniz, doğa ve ordunun eşsiz buluşmasını yaşamak isteyenler için Dream Garden. Karşıyaka'da şehrin tam ortasında, çevre yolunun hemen yanında. Bölgenin en gözde projesi Prestige Karşıyaka konutları. Ve Prestige Karşıyaka'ya komşu yeni projemiz Karşıyaka Modern. Yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, basketbol sahası, açık kapalı otopark alanları ile Karşıyaka Modern. 2+1, 3+1, 4+1 daire seçeneklerimizi görmek için acele edin. Size özel ödeme kolaylıklarıyla istediğiniz yerden ev sahibi olabilirsiniz. Günhan Yapı. Düşlerle gerçeği birleştiren projeler. Allah bir de gün daha razı olsun. Allah işlerini nasıl getirsin, yollarını açık etsin diyorum. İyi ki alanlardan almışız. Çok memnunum. Herkesi de alanlara ev almaya, bizlere de komşu olmaya davet ediyoruz. Alanlar inşaat. Alan kazanır. Karadeniz'in yaylalarından evlerinize gelen lezzet. Korsaj. 98 yılından bugüne bölge çiftçisinin sütlerinin en doğal halini üretimleriyle sizlere sunuyor. Kaşar peyniri, eski kaşar ve tüm kaşar çeşitleri, lor peyniri, köy peyniri ve tereyağı ile sofralarınızda. Korsaj. Bu lezzete siz de sessiz kalamayacaksınız. Korsaj.
var. Basketbol sahaları ve voleybol sahaları sosyal tesisler için başkanlığımıza, Ordu Belediye'mize çok teşekkür ederiz. Bizim gibi gençler için enerjimizi atmak ve stresimizi atmak için çok etkili oldu. O yüzden çok mutluyuz. Burada gelip arkadaşlarımızla basketbol oynayarak günümüzü geçirebiliyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu basketbol sahaları bizim için, biz gençler ve sporcular için çok güzel bir yer oldu. Vakit geçirebileceğimiz, eğlenebileceğimiz, spor yapabileceğimiz yerler azdı ve bu sayı arttı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Hemşerilerim, salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanının normalleşmesi için tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız. Tuncay Soner, Ordu Valisi. Süzer Çaytay'ın sunduğu Beşi Bir Yerde devam ediyor. Saçlarıma rüzgar değdi, elin gibi elin gibi. Saçlarıma rüzgar değdi, elin gibi elin gibi. O rüzgarı tanırım, dağ kokulu tenin gibi. O rüzgarı tanırım, dağ kokulu tenin gibi. Sağım yalan, solum yalan, giden yalan, dönen yalan. Gördüm baktım dünya yalan, senin gibi senin gibi. Giden yalan, dönen yalan. Gördüm baktım dünya yalan, senin gibi senin gibi.
tarif edilmezmiş, bu yol gidip dönülmezmiş, bu his tarif edilmezmiş, var mı yok mu bilinmezmiş, benim gibi benim gibi, var mı yok mu bilinmezmiş, benim gibi benim gibi. Sağım yalan, solum yalan, giden yalan, dönen yalan, gördüm baktım dünya yalan, senin gibi senin gibi. Senin gibi sağım yalan, solum yalan, giden yalan, dönen yalan, gördüm baktım dünya yalan, senin gibi senin gibi, senin gibi senin gibi, senin gibi benim gibi. Yine sağlık. Evet. Harika. Var olun. Sazlar çalınca, orkestra güzel olunca solisti de etkiliyor tabii hani. Vallahi coştunuz bu akşam. Yüreklerinize sağlık. Fatih'in verdim. Gönlünüze sağlık. Evet, saygı değerli Sedat abicim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Değerli kardeşim Fatih Yaman'a. Çok kıymetli kardeşim Erol Aydoğan'a. Kanal 52 çalışanların tamamına saygılarımı, hürmetlerimi gönderiyorum. Hayırlı yayınlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum diyor. Bir kardeş kanalda yönetmenimiz sevgili Ahmet Yılmaz abimiz. Ahmet aynı zamanda Esin ablanın, ablamızın da kıymetli eşi. Çok sevdiğimiz Ahmet abiye selam olsun. Bizden de Ahmet abimize. Canlı yayındayken şu anda o da yayında. Öyle mi? Farklı bir kanalda. Evet, yayındayken biliyorum. Sağ olsun bir taraftan da bizi Ahmet takip abi, ediyor. Can, buradan kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Bizden de selamlar olsun. Evet Ahmet Fatih abi. Ne alıyoruz? Erzurum'a gidek. Hadi gidek. Hadi bakalım bir halay mı çekeceğiz? Şöyle bir halay yapalım, bir bar Haydi yapalım. Haydi bakalım. Öz canımdan çok sevdiğim Erzurum. Çaresiz dişimi sıktım, gidirem hey. Ele gafillerden darbe yedi gururum. Ol dişimi sıktım, gidirem hey. Ele gafillerden darbe de gururum. Ol dişimi sıktım, gidirem hey. Yardan kızar, haber gelmedi yardan.
Teşekkür ederim. Buradan da Erzurum'a, Diyarbakır'a, Güneydoğu Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya selamlar olsun. Selamlarımızı gönderelim. Erdin'in de ellerine sağlık. Erdin de coştu bu akşam. Vallahi harika. Vallahi harikalar harika, yaratıyor. Harika, diyor ki ben burada tek olacağım. Hepiniz öylesiniz abi. Eyvallah. Eyvallah. O sizin güzelliğiniz. O zaman ben de Karadeniz yapalım. Rize'ye gidelim. Çay elinden haydi öteye bakalım. Gidelim. Yali yali diyelim bakalım. Evet. Ekran başı hep beraber söyleyelim.
keseyi omuzumu, keseyi omuzumu, keseyi omuzumu. Aç beyaz peştemali, bir göreyim yüzünü, bir göreyim yüzünü, bir göreyim yok. Aç beyaz peştemali, bir göreyim yüzünü, bir göreyim yüzünü, bir göreyim yok. Yeşil çay bahçeleri, yeşil çay bahçe. Karlı tepeden beri yeşil çay bahçeleri, yeşil çay bahçeleri, yeşil çay bahçe. Çay filizi toplayıp peştemali kızları, peştemali kızları, peştemali kız. Çay filizi toplayıp peştemali kızları, peştemali kızları, peştemali kız. Ellerinize sağlık, var olasınız. Afiyet olsun. Vallahi nasıl gidiyor? Vallahi çok güzeldi. Evet. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu. Bir aynen öyle Karadeniz. Dolaşıyoruz Türkiye'yi. Vallahi billahi. Erol'cum ne dinliyoruz? Aynı devam edelim o zaman. Haydi bakalım. Saz çalıp oynamaktan, haydi yavrum
oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmaklarım ağrımış saz çalıp oynamaktan. Dalda fındık tekleme, dalda fındık tekleme. Kız saçların ekleme, kız saçların ekleme. Gidiyorum ordudan, gidiyorum ordudan. Gelir diye bekleme, gelir diye bekleme. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmaklarım ağrımış saç alıp oynamaktan. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmaklarım ağrımış saç alıp oynamaktan. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmaklarım ağrımış saç alıp oynamaktan. Bahçe duvarından açtım, sarmaşık güllere dolaştım. Sarmaşık güllere dolaştım. Öptüm sevdim, helallaştım. Öptüm sevdim, helallaştım. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mail oldum Gonca güle. Acem şalın ince bele. Mail oldum Gonca güle. Acem şalın ince bele. Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mail oldum Gonca güle. Acem şalın ince bele. Sebebim sensin abum, abum abum zabum da. Gözün kör olsun abum.
gelsin abum, abum abum kızabum da. Gözün kör olsun abum, abum abum kızabum da. Sebebim sensin abum. Sebebim sensin abum, abum abum kızabum da. Gözün kör olsun abum. Eminem darın uydum ambara, Eminem darıldın mı sen bana? Eminem darılın savar darın, Eminem dünya dolu yar bana. Eminem darılın sah sen darın, Eminem çıtır elmaya. Eminem dallarını kırmaya. Eminem yıllarca ben bekledim. Eminem muradını almaya. Eminem yıllarca ben bekledim. Eminem muradını almaya.
helal. Abi var. Harikasınız vallahi bu akşam. Yarın nereye bağladık değil mi? Ne ya, güzel oldu abi. Türkiye'yi evet. dolaştık değil mi? Güneydoğu'dan evet, başladık. Karadeniz, güzel. Tokat, yine İç en Anadolu. Son bizim oradan bitirdik. Ya en son. Hani demişler ya dönüp dolaşıp geleceğin yer Kürtçü dükkanı diye. Vallahi, ağzınıza, gönlünüze, evet. yüreklerinize sağlık. Bayramı erken kutladınız bakayım. Vallahi bilmiyorum da şimdi evet. buradan kıymetli üstadlarımdan çok özür diliyorum. Şimdi Hürder hocamla Taner hocam ekranda bizi seyrediyorlarsa. Selamlar olsun. Bak bak biz yokuz, coşmuşlar. Öyle bir şey yok, asla yok. Asla öyle bir şey yok, kesinlikle yok. Olur mu öyle şey canım? Onlar olmadan yani olmaz. Siz de daha güzeliz. Beşi bir yerde daha ya, güzel değil evet, mi? Üçü evet. bir yerde biraz çıldırdık bu akşam yani kusura bakma. Kusura bakma Fatih'cim. Evet yani abi. Bu akşam sana ayak uydurduk. Sıra sende, keşik senin. Keşik bende mi? Bana mı geldi keşik? Var var da 15 dakikamız var. Var mı? O zaman ben ya bir tane Özgün Eser okuyayım bir tane. Oku şimdi... birer eser daha yapalım. Tamam. Final yapalım tamam. Hadi. Erol'la final yapacağız. Okuyalım? Vallahi hiç. Birer eser daha okuruz. Tamam. Kafama sıkarı giderim okumuş muyduk? Hangisi? Erdi? Aa, candan ileri diyorsun. Pekala. Sen bir piyano dolaş o zaman. Yine sözler önünde bulunsun. Üstad şöyle piyano ile bir dolaşalım. Aynen öyle. Evet, canlı yayında bunlar olacak arkadaşlar. Şimdi türkülerin birçoğunun sözlerini biliyoruz ama bilemediklerimiz de olabiliyor. Tabii ilk lise zamanından beri bir kopya alışkanlığımız var. Onu da ekran karşısında da devam ettirelim. Çok güzel bir türküdür.
içim senden ileri. Sabahın seheri günden ileri. Ben kimi sevmişim senden ileri. Candan ileri, ileri, candan ileri. Ziyaret olmuşsun kurban istersin. Kurban bulamadım candan ileri, ileri, candan. Ağzına, gönlüne, yüreğine teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Bu da Hürde abi armağan olsun. Feyyad Ahmet. Ondan öğrenmiştim. Armağan olsun. son sözlerini de alayım Fatih'im senin. özellikle bu pandemi sürecinde vakalar bu kadar artmışken değerli izleyenlerimizden şunu rica ediyorum. Lütfen maskemizi takalım. 1,5-2 metre mümkün olduğu mertebede 4 metre, 5 metre mesafemizi koruyalım. Çünkü eşimiz, dostumuz, birçok arkadaşımız, birçok akrabamız maalesef şu anda bu hastalıkla boğuşuyor. Bu şakaya alınır bir hastalık kesinlikle kendilerine çok dikkat etsinler. Önümüzdeki hafta yine birbirinden güzel türkülerle keyifli inşallah saatler geçirmek babında önümüzdeki haftayı beklesinler diyoruz. Hepsine bu saatlere kadar bizlere eşlik ettiği için de teşekküre bir borç biliyoruz. Ben de sana teşekkür ederim. Erol'cum senin de son sözlerini alıp seninle final yapacağız. Kapanış yapayım ben. Ben son de teşekkür ederim. Haftaya nasip olursa görüşmek üzere. Sağlık, afiyet diliyorum herkese. Teşekkür ediyorum. Sevgili Sefat kardeşim, ben Birza kardeşimizin o hesabını bir kez daha şöyle ekrana koyarsa bu mübarek Ramazan bayramında lütfen bir kez daha isram ediyorum sizlerden. Fitre ve zekatlarınızı Mirza kardeşimize verirseniz, en azından bir bölümünü verirseniz emin olun çok büyük sevaba gireceksiniz. Buradan kardeşimize en kısa zamanda da sağlık diliyorum bir kez daha. Efendim, ana sponsorumuz sizler Haytime Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsa Başarslan Beyefendi'ye ve bütün çalışanlarına yürekten teşekkür ediyoruz. Altband destekleriyle bizlere destek veren Altın Işıklar Düğün Salonu sahibi sevgili Yusuf Altınış'a, sevgili Ahmet Demircioğlu'na seslerde ve Özçam Elektronik sevgili Hakkı Özçam'a ve Pırlanta Düğün Salonu'na yürekten teşekkür ediyoruz. Efendim, yayında ve yapımda emeğe geçen Tivellik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsa Akçay Beyefendi'ye, Genel Müdürümüz Fatih Özdemir'e, Genel Yayın Yönetmenimiz Volkan Topkaya kardeşime ve Genel Koordinatörümüz sevgili Akın Çiçek'e, ana kumandada olmazlarımız sevgili Sefat ve Aykut kardeşimize ve bütün Tivellik'i çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum bu özverilerinden dolayı. İstanbul stüdyolarında her şeyimiz, direğimiz, Hacı abimiz, Bıdık ablamız, Esin ablamıza yürekten teşekkür ediyoruz. Stüdyo şefimiz sevgili Müjdat kardeşimize, kameramanlarımız Aykut kardeşimize ve Kemalettin beyefendiye çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bu akşam dev bir kameraman kadrosuyla karşıladılar. Yürekten teşekkür ediyoruz kendilerine. Benim saz ekibimiz koskocaman bir orkestra erdi kardeşime. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Fatih hocama, Erol hocama yürekten teşekkür ediyorum. Tabii ki menajerimiz sevgili Pelin Hanım'a ayrı bir teşekkür etmek gerekiyor. Akşamdan beri karşımıza böyle bize, ya böyle daha pozitif olmak için her türlü hareketleri yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizleri pozitif tutabilmek için büyük enerji sarf ediyor. Efendim, bizleri nasıl görmek istiyorsanız lütfen ekrandan bizlere öyle bakın. Bizler sizin aynanız. Sizlere baktıkça biz kendimiz ona göre şekillendiriyoruz. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Sürçülisan ettiysek affola. Önümüzdeki hafta yine birbirinden güzel türkülerle karşınızda olmak dileğiyle Ramazanınız bir kez daha mübarek olsun. Hayırlı akşamlar olsun. Ramazan tadında kalın. Türkülerle kalın efendim. Allah'a ısmarladık. Çok özür dilerim. Sevgili Erol, sana gelmeden önce şimdi yeni mesaj okudum da birbirinden değerli, benim için çok değerli büyüklerim var. Tabii ki. Onlara. Gönlü güzel insan, Kabataş'ın en değerli abilerinden
Sevgili müdürümüz Sayın İsmet Gülen Beyefendi şu anda bizleri izliyorlar. Buradan da selam olsun. Selamlar olsun İsmet abimize. Evet, çok selam olsun. Bir çok emeği vardır hepimizde. Çok emeği vardır. Aynı zamanda Fatsa'da Ercan abim bizleri izliyor ve Ercan abi de gerçekten Fatsa'ya ve Ordu'ya birçok yapı, yani kültür adına birçok yapı için başarılı çalışmalarını, İstanbul'daki başarılı çalışmalarını orada ve Fatsa'da sürdürüyor ve şu anda ailesiyle birlikte bizleri izliyorlar. Onlara da selam olsun. Ve Selahattin abimiz koronadan dolayı gelemiyor biliyorsunuz ama şu anda o da mesaj atmış. Bizleri izliyorlar ve değerli eşine de, Selahattin abimize de ve bu güzel insanların hepsine de teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Bir borç biliyorum. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Bizden de selam olsun. Evet, özellikle hocam. İsmet Gülen bizim için çok önemli Fatih, evet, biliyorsun. Evet. Evet. Çok. Çok emekleri var bizde. Çok. Kendisine çok sağlık, afiyet, uzun ömür diliyorum burada. Kıymetli. Büyüğümüze. Yekta Aydın hocamızın bir hareketli bir eseriyle ben bitirmek istiyorum. Oldum bir olmazın kulu, kaderinmiş çek dediler. Kömür gözlüm yıllar yılı, seni sordum yok dediler. Oldum bir olmazın kulu, kaderinmiş çek dediler. Dereyi geçmeden olmaz, vadeyi içmeden olmaz. Konup da göçmeden olmaz, sırtındaki yük dediler. Dereyi geçmeden olmaz, vadeyi içmeden olmaz. Konup da göçmeden olmaz, sırtındaki yük dediler. Kaderine razı ol da var boynunu bük dediler. Kaderine razı ol da var boynunu bük dediler. Hayırsızı yar edip de hayatımı dar edip de takıl böyle hoş dediler. Yüreğimde kor edip de hayırsızı yar edip de hayatımı mahvedip de takıl böyle hoş dediler. Dereyi geçmeden olmaz, vadeyi içmeden olmaz. Konup da göçmeden olmaz, sırtındaki yük dediler. Dereyi geçmeden olmaz, vadeyi içmeden olmaz. Konup da göçmeden olmaz, sırtındaki yük dediler. Kaderine razı ol da var boynunu bük dediler. Kaderine razı ol da var boynunu bük dediler.
Ömür geçer gündüz gece, bir kör düğüm bir bilmece. Sen içinden çık dediler, ne bir güzel söz ne hece. Ömür geçer gündüz gece, bir kör düğüm bir bilmece. Sen içinden çık dediler. Dereyi geçmeden olmaz, vadeyi içmeden olmaz. Konukta göçmeden olmaz, sırtındaki yük dediler. Dereyi geçmeden olmaz, vadeyi içmeden olmaz. Konukta göçmeden olmaz, sırtındaki yük dediler. Kaderine razı ol da var boynunu bük dediler. Kaderine razı ol da var boynunu bük Çay Time 5'i bir yerdeyiz sundu.